yani. Bilmiyorum, Çilem Doğan ismini hatırlar mısınız? Kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biriydi o. Bakın arkamda fotoğrafını görüyorsunuz. Kendisini dövüp fuhuşa sürükleyen kocası Hasan Karabulut'u öldüren Çilem Doğan 50 bin lira kefalet karşılığında serbest bırakılmış da ancak şimdi yine cezaevine dönmek zorunda. Şiddete maruz kaldım, zulme maruz kaldım. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. Ama umduğu gibi olmadı. Yargıtay Çilem'in 15 yıl cezasını onadı. Yani genç kadın yeniden cezaevine girecek. Defalarca kez öldürülmekten son anda kurtulmuş bir kadın olarak tekrardan cezaevine girmem gerçekten ne kadar vicdanlı bir durumdur. Çilem Doğan, Türkiye bu ismi yakından tanıyor. 2015 yılıydı. Genç kadın çocuğunun babası Hasan Karabulut'u şiddet gördüğü ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği iddiasıyla tabancayla vurarak öldürdü. Kadınlar ölmesin. Biraz da erkekler ölmesin. Tamam, hoş geldin. Tamam. Mahkemeye giderken söylediği bu sözleri ve giydiği tişört çok konuşuldu. Tişörtte İngilizce, sevgili geçmiş, bütün dersler için teşekkürler, sevgili gelecek, ben hazırım yazıyordu. Kısa süre içinde tişörtteki sözler feminist bir slogana dönüştü. Çilem tutuklandı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı mahkemede tahrik ve ihal indirimi aldı. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 50 bin lira kefaletle serbest kaldı. Ben eğer ki o gün kendimi savunmuş olmasaydım, bugün Emine Bulut gibi, Pınar gibi, Özgecan gibi nice kadınlardan bir tanesi de ben olacaktım. Kızıyla birlikte ayakta kalmaya çalışan genç kadın, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde beklediği sonucu alamadı. 15 yıl olan cezası Yargıtay'da onandı. Yani Çilem yeniden cezaevine girecek. Ben cezaevine girmekten korkmuyorum. Cezam olursa cezaevinde yatacağım süreçten de korkmuyorum. Cezaevine gerçekten suç işleyen insanların girmesi gerektiği yönündeyim. Kararı öğrenen genç kadın tepkisini el yazısıyla yazdığı bir notla ortaya koydu. 15 yıl cezayı onayarak Çilem Doğan'ı hapsetmediniz. Siz 8 yaşında bir çocuğu ve dünyadaki bütün kadınları hapsettiniz. Erkek adaletinden bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Yine bizi yanıltmadı. Biz kadınlar kirpiğimiz yere düşmesin diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kızım Mirasu, siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak. Bütün kadınları dayanışmanın sıcaklığıyla kucaklıyorum.